Herkese yepyeni bir amnezya bölümünden merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve farkındaysanız ki bütün görünüşüm aynı. Çünkü biz YouTube insanları genelde yoğun olacağımızı hissettiğimiz zamanlarda video depolamayı seviyoruz. Ya da öyle bir durum yoksa, ki ben şu anda onu yapıyorum. Eğer bir şeyden, bir oyundan fazlasıyla zevk alıyorsam onu çekmeye devam ediyorum ama yarım saatte kesiyorum. Bu kadar. Falan filan işte, bakalım şimdi. Ben buraya bakmış mıydım ya? Demin yaptığım şeyi unuttum ya. Baktım herhalde. Neyse, bakmadıysam bir daha bakayım. Ha, bakmıştım, tamam. Yer altında mıyız biz ya? Bu taşlar nereden geliyor? Hadi taş geldi. Hava nasıl geliyor? Buralarda bir şeyler yazıyor mu? Okuyamıyorum. Prusya Krallığı. Burada da Merkez Prusya yazıyormuş. Şunu açayım da ben yine. Aha! Bu büyük bir ihtimal Cezayir şeyim. Değil herhalde. Sakin ol. Sakin ol Daniel. 17 May 1839. Evet, devam. Seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Ben mi? Closed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Hayır. I reached out, closing it in my hands. O ne la? The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. Yani ben de onu diyecektim. Etrafta kimse yok mu? Broken pieces of a most peculiar relic. Balıktım diyorsun. Buralarda falan değildir herhalde o relik. Değil herhalde, bilmiyorum. Beyhude. Elle kırılacak bir şey değil ama kırdık, öyle mi? Ya işte böyle. Denemeden asla vazgeçmeyin. Mutlaka bir kere deneyin. Her şey değil tabi. Swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Emin misin? Olabilirsin bence. Yerel tarih odasında bir tür gizli kapı mekanizması var. Orayı da niye yaktıysam. Aha! Bence de itemiyor muyuz? Şuradan falan. Acaba bu da o hani kitabı çektiğinde açılan şeylerden mi? Değil. Şuralarda da bir şey yok. Yanlarda bir şey olabilir mi? Yok. Yuh! 200 tane kitabı da atacak halim yok herhalde. O yüzden... Şöyle bir bakınayım etrafa. Bunu nasıl alacağım ben? Yani alabiliyor muyum?
Bak kırmışlar. Bunu da ben kırayım. Tabii ki. Bunu da kırarım ben. Bunu da sanki özel bir şeymiş gibi koymuş buraya her yerdeki kitap. Aman yarabbim. Yerel folklor. Kültür yönünden zengin olan bir başka bölge Doğu Prusya ormanlarının derinliklerinde alan Alstad'dır. Asırlardan beri bu küçük köyü ve komşusu Brandenburg'u saran hikayeler süre gelmektedir. Sakin ormanlarla bezeli dağların aralıklı göllerle donanması her ne kadar resmedilesi bir manzara gibi gözükse de bölgenin kendisi karanlıklarla doludur. Bir yerliye sorun ve size yaygın batı inançlarının kanıtlarını anlatıp duracaktır. Tüm gezginler bu tür konuşmaların oldukça heyecanlı bir eğlence kaynağı olmasından dolayı bu sohbetlerden zevk alır. Her biri hikayelerden kendine göre bir anlam çıkarır ama bazı motifler tekrar tekrar ortaya çıkar. Toplayıcılar. Bu hikayenin kökeni 30 yıl savaşlarına kadar uzanmaktadır. Dayanmaktadır mı? Söylenene göre sorumluluklarını terk eden askerler soğuk karanlık ormanda kaybolmuş ve sonsuza dek bölgeyi gezmek üzere lanetlenmişlerdir. Bedenleri bozulmuş ruhlarından oluşmuş, onları deforme olmuş ve herhangi bir özden yoksun halde bırakmıştır. Birçok kişi onları görmüş şekilsiz kötü hayaletler olarak tarif etmiştir. Gözlerden uzakta başkalarının bakışlarından çekinerek ormanda sessizce hareket ederler. Canlı yaratıkları çalma konusunda gösterdikleri hırstan dolayı toplayıcılar olarak çağrılırlar. Onların varlığını açığa çıkaran şey ise arkalarında ıslak çuvallar içinde sürüklenirken can çekişen aldarının çıkardıkları seslerdir. Ne tür karanlık düzeni takip ediyorlar. Bitmemiş bir ziyaret. Heinrich Cornelius Agrippa, meşhur bilgin, 16. yüzyılın başında Alstad'ı ziyaret etti. Geçmiş krallıkların kalıntılarını ararken yerel handa 2 hafta kadar ikamet etti. Kalışı sırasında topluluğun önde gelen insanları ilgili davranmışlardır ve o zamana ait birçok kayıtta ismi geçmektedir. Bir gün kuzeybatıdaki orman açıklığında kalan bir kazıyı görmeye gitmiş ve bir daha haber alınamamıştır. Heinrich'in 10 yıl kadar sonra Grenoble kentinde öldüğü bilinmektedir. Alstad'a yaptığı ziyareti hiç olmamış sayması orada gerçekten neler olduğunu merak ettiriyor. Orman içinde uyuyan bu küçük köyü ziyaret eden bu gizemli adam kimdi ve ona gerçekten ne oldu? Ölümsüz Baron. Brandenburg Baronu Alstad yakınlarındaki kalesinde ailesiyle münzevi bir hayat sürmektedir. Ve birçok soyluya olduğu gibi dedikodular da ünvan gibi babadan oğula geçer. Tarihi araştırmak kalenin 16. yüzyıl sonlarında yanıp kül olmasından öncesine ait pek bilgi vermiyor. Kale, Prusya Devleti'nin koruyucu rolünü üstlenen Rhinelandsli bir soylu olan Alexander tarafından tekrar inşa edildi. Aa, Alexander'a bak. Alexander, bölgenin gelişmesine yardım etti ve bilinen yaşam süresi boyunca popülerliğini korudu. Aile, iş, miras ve soya geldiğinde her zaman gizemini korurdu. Bu yüzden Alexander'ın doğumu, ölümü ve çocukları hiçbir zaman tam anlamıyla kayıt altına alınamadı. Bu durumda 300 yıl önce batıdan gelen işgal dönemi boyunca yaşayan ve gözlerin üzerinde olduğu Karakalda tarikatına ülkenin büyük liderleriyle birlikte katılan Baron'un tek ve aynı olduğu fikrini destekledi. Peki o zaman ben gideyim. Ben gideyim. Bu işin sonunda ne olacak acaba merak ediyorum ya. Yani neye sardık acaba? Ben bunu yapamadım ben. Bir şey levye diyorum. Herhangi bir çekebileceğimiz bir şey göremedim çünkü. Kapı mı? Ha, bunları yaksaydım ya. Niye yağımı harcıyorum ki? Kapı kilitli diyorsun. Artık sana güvenmiyorum. Ben bunu çok zorlarsam açarım bence.
açılmıyor. Gidiyor. Bu kitap biraz fazla parlak. Açacaksın değil mi o kapıyı? Açsana! Nasıl yani? Bunu böyle bir şekilde yana kayması lazım. Bu niye kaymadı ben bunu çekince? Allah Allah. Başka bir tane daha mı var? Ha, bir tanesini çek. Ha, bir saniye. Bir tanesini çektiğinde bir diğerini daha çekmelisin falan diyordu Alexander bir yerlerde. Başka bir tane daha mı var acaba? Dur bakayım. Aha. Aynen. İyi hatırladım ama ben normalde böyle şeyleri hatırlamam yani. Tamam sen çekil. Burada da bir tane var gerçi. Bu iki. Bu da üç. Yay! Bir çakmak şeyi koyar insan değil mi? Aha anahtar. Şarap mahzeni ana... Ne oldu ya? Şarap mahzeni anahtarı. Aha! Şarap mahzeninin kapatılması konusunda. Gitmiyoruz o zaman değil mi oraya? Wilhelm ve budalalarının İnsan kobayları kullanış şekilleri araştırmalarımı uzun süreden beri tehlikeye atıyor. Dedim ben size insan kobayı var diye. Kesin. Kesin. Şerif gözünü ormandan ayırmıyor ve güvenilir uşaklarımı öldürüyor. İzleri takip edip Brandenburg gelişmeleri an meselesi. Wilhelm ve adamlarını halkın dikkatini daha fazla çekmemek için kilit altına almam gerekiyor. Bu yüzden şarap mahzeni bu işin çaresine bakılana kadar kilitli kalacak. Kralın adamları ayrılacak ya da Wilhelm ve adamları açlıktan ölecek. Hangisi ilk önce olursa olsun çürüseler bile cehenneme kadar yolları var. Belki de onlara biraz şarap içirmeliyim. Bütün problemlerimi bir bakıma çözecektir. Şarabına bir şey mi kattın? Acaba? Belki şunların arkasında bir şey vardır. Bakayım da. Ben bakayım da. Bunları elleyemiyorum ama. Başka. Burada başka bir şey yok herhalde. Şu tablolara bakıyorum yine de. Emin olmak adına. Yok. O zaman şurası açılmış mıdır acaba? Yay. Burası... Bu neydi lan? Kobaylardan biri mi acaba? Abi şarap mahzeninin... Ben gidiyorum. Ben... Neydi ya? Çöldeki kum tepeleri tembel bir denizdeki dalgalara benziyorlardı.
Kervan hareket ederken arazi hareketsiz görünüyordu ama kamptayken tepeler hareket etti. Ne oldu be? Bu ne ya? Silent Hill gibi. Buradan geçemeyeceğim o zaman ha. Aman Allah'ım. Buradan hiç geçemem. Değil mi? Yok, gerçi üstünden geçebiliyormuşum. Huii! Yap, tamam. Tamam o zaman. Ne oluyor ya? Neredesiniz oğlum? Ben gidiyorum bak. Bir daha da gelmem. Niye öyle oldu orası şimdi? Neden? Beynimizin durumu aslında bence hiç iyi değil. Yani hafif bir baş ağrısı değil. Heykeller dua ediyor. Karanlık kubbeli tavana dik dik bakıyorlardı. Dikkatli olun karanlık. Tamam, onu biliyorum ya. Ay, ses yapmasam mı acaba? Salaklar ya. Belli. Bayağı iyi içmişsiniz. Ya yani bir düşman yakınlarsa görüş alanından uzakta kalın ve karanlık bir yerde saklanın. Düşman mı var? Yok değil mi? Ben burayı kapayım da. Bir de bakıyorsun kendimi canavarla aynı yere kapamışım. İşte. Abi her yeri yakıp da karanlığı yok ediyorum, bir işin kötü tarafı. Burası şey ya, mahzen. Giriş yeri. Kaç tane var ki bu çakmaktan bizde ya? Ona da bir bakmak lazım. Bunlar bir süre sonra mesela sönüyor mu acaba? Bir de o var. Sönüyorsa problem. Kaç tane var ondan bende? 8 tane. Yuh be. Çok kırılacak şey varmış. Ha. Ne?
Orpiment. Ah. Bundan bahsediyorlardı bir şeyde. Orpiment ve Korpit. Korpit. Bazen de işin açıkçası arda arda video çekmemin sebebi unutmamak. Çünkü ara verdiğim zaman unutuyorum. O zaman hikayeye hakim olamıyorum. Bu sefer kızıyorsunuz. Bel abla. Hiçbir şey anlamamışsın. Aha. Ben onu nasıl alacağım turmatayı? Böyle. Neyse ben bir açayım artık bence. Sanıza kapıyı. Allah Allah. Ne? Sanızı yükseltmek için laudanyum. O gidecek değil mi? Lütfen git git. Benim de. İnanmana benim de. Gidiyor galiba. Heh. Oy. Akıl sağlığı 3 nokta. Gitmiştir o değil mi? Ya tamam deyin kendine gel ya. Bir de adamın da kontrolünü kaybediyorsunuz. Çok kötü bir şey. Ben çıkayım mı buradan? Atladığım bir yer var mı acaba? Bu ne? Bilmiyorum. Daniel! Daniel! Daniel gözümü yedin Daniel. Neyse ben şunu içecektim değil mi? Yoksa içmeyecek miydim? Neyse içmiş oldum. İçmiş bulundum. Yapacak bir şey yok. Bu ne? Aha! Yeee! Valizde birkaç damla yağ mı kalmış? Sizi mahvederim. Daniel. Kendine gel Daniel. Bu oyun böyle oynanmaz. Daniel. Hah! Of be! Aa! Hiç sevmem ödlek erkekleri. Hiç. Ay. Barilden korktum az önce baril. Bu arada kamera şu tarafta gösteriyor facecam. Ben o yüzden o tarafa bakıyorum size bakıyorum diye aslında nasıl buraya bakmam lazım onu. Sinir bir şey. Kafama varil düştü. Bildiğin varil. Tam düzelmişti. Öf. Ama bak sönmüş. Keşke yakmayaydım. Peki ufak bir sorum var. Ben buradan nasıl çıkacağım? Hareket eden soğuk basıcı nesneleri itersiniz. Ha. Aa güzel. Vay be taşı bile itiyor. Bir şeyler yanlış. Çok yanlış diyor ama. Oh. Hep beraber.
Herhalde açıldı artık bu kapı değil mi? Şu taşları da... Ah şu hasta gibi olma evresi var, nefret ediyorum. Yani ya hastaysa hasta ol ya da hasta olacaksa ol, bir şey yap. Güzel, burada bir şey var mı? Orayı açmam ne kadar doğru bilmiyorum ama. Ne oldu burada ya? Bu ne? Bunu elleyebiliyor musun? Burada. Şunu da açayım bir şey. What's happening? Oh, feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something. Except we're not getting out. Aa, acaba insanları istekleri dışında da mı aldılar? Ya zaten hangi aklı başında insan öyle bir şey evet der ki? Merhaba, biz sizi yeni bir yaşam formu için canlı denek olarak kullanmak istiyoruz. Ha, zaten burada da var. Bunların hepsi patlamış. Kral suyu. İyi, o söylenilen malzemelerin birçoğunu toplamaya başladık bu arada. Wilhelm'in son sözleri. Benim adım Wilhelm. Gerih Meclisi. Bunlar benim son sözlerim, itiraflarım ve vasiyetim. 2 yıl önce Brandenburg Kalesi'ne çağrıldım. Çoğu aristokrat gibi ben de bu sözde tarikat şövalyesinin benden ne isteyebileceğini merak ederek daveti kabul ettim. Baron arkadaşça davrandı ve bana bir teklifte bulundu. Bu da Alexander oluyor. Herhalde anlaşmanın özünde çok pis olduğu kafama dank etti. Ve bu iş için seçilme sebebim asker olduğum zamanlardaki aldığım ödüllerin şerefinden dolayı değil, geçmişte yaptığım aptalca davranışlardan dolayıydı. Sağlıklı insanları onun en ufak arızası karşısında kaçıracak ve bunu hiçbir soru sormadan yapacaktım. Karşılığında ise, dediğim gibi evet, karşılığında ise beni Kraliyet Sarayı'na tavsiye ederek referans olacak, asilzadeler arasındaki yerimi almamı sağlayacaktı. Bu kararı vermek konusunda zorlandığımı iddia etmek isterdim ama teklifi anında ve tüm kalbimle kabul etmiştim. Hak etmişsin o zaman. O günden beri Brandenburg'e erkekler, kadınlar ve çocuklar getirdim. Sonuna kadar hak etmişsin hem de. Sayılarını hatırlayamıyorum ama çok fazlaydı. Hatta belki de yüzlerceydi. Hiçbirinden bir daha haber alınamadı veya gören olmadı. Bu gece baron beni, adamlarımı aşağıya şarap mahzenine çalışmalarımızı kutlamak için davet etti. Kapıda bir şey var sanırım. Biz merdivenlerden inerken içim şüpheyle doluyordu. Ama ısrar etti ve ben de şerefime kaldırılan kadehlerin arasında onlara katıldım. Adamlarım ve benim hiçbir sınır olmadan içtiğimiz şarabın tadı güzeldi. İşte günahlarım için cezalandırılmam böyle başladı. Baron bizi kilitleyerek üst kata geri döndü. Yaptığım şeyler için beni bağışlayın. Zayıftım ve onun şeytani ağına düştüm. Adamlarım çığlık atıyor, derileri kendi şekil değiştiren kemikleri tarafından deliniyor. İçimde bir şeylerin tanrı vergisi doğalarına baş kaldırdıklarını hissediyorum. Gözlerimden kan fışkırmaya başladı ve ben artık daha fazla... Pislik.
Şu bu da herhalde fışkıran kan olsa gerek. Göt. Çocukları bile getirmiş hayvan. Sizin deneyinize edeyim. Nasıl bir deney bu? Zincir sesi ne? Burada da yeşil bir şey var. Kapıyı kapatayım ben. Şunların arkasından bir şey çıkacak mı diye bakıyorum. Hatta şurada aydınlatabileceğim bir şey yok mu ya? Şöyle. Belki bir şey çıkar aralarından diye. Ümit ediyorum ama. Maalesef. Ve kuprit. Bakalım buralarda bir şey var mı? Yok sanırsam. Ulan bu kadar şey boşuna mı çektim be? Neyse. Kubrisi de bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? Ne ve? Ne yaptığımı da unuttum. Hatırlatma da yok. Günlükler var. Notlar var. Bu. Başka bir şey var mı burada peki? Burayı. Geçtik. Ben bir de böyle kaybolurum yani. Neyse ben gidiyorum o zaman. See you later suckers. Kesin bir şey unuttum ha. Kesin. Tamamen kaçınılmaz hale geldi. Sokaklardaki kargaşa onun ilgisini çekmek için yalvarıyordu. Panjurları açtığında Fransız askerleri direnmeye çalışan iki genç adama ateş açtılar. Tüfek dumanında bulanıklaşan sesleri tamamen kesildi. Oh. Sakin ol. Peki ben şimdi ne yapacağım? Tam sakin ya. Laboratuvara gitsem. Neyse. Zaten yine 32 dakikayı bulmuşuz. Bu bölümü de burada bitirelim. O zaman bir sonraki Amnesia The Dark Descent bölümüne kadar herkese iyi oyunlar.